1885 yılında Selanik'e bağlı Katerina kasabasında doğan Aka Gündüz, ilk öğrenimini Serez ve Selanik'te, orta öğrenimini ise Galatasaray Sultanisi ve daha sonra askeri idadide tamamlar. Gerçek adı Enis Avni olup, Aka Gündüz ismini Ömer Seyfettin'in tavsiyesi üzerine almıştır. Askeri okulu yarıda bırakarak Paris'e gider. Burada 3 yıl süreyle Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Okulu'na devam eder. Bundan sonra Selanik'e gelir. Selanik'ten de hareket ordusuyla İstanbul'a geçer. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra hayatını kalemiyle kazanmaya çalışır. 1919'da İstanbul işgal edilince İttihatçılarla Malta'ya sürülür. Milli Mücadele döneminde Ankara hükümetini destekler. Cumhuriyet döneminde 1932-1946 yıllarında Ankara milletvekili olur. Edebiyata Servet-i Fuhr'un şiir anlayışı çerçevesinde yazdığı şiirlerle atılan Aka Gündüz'ün şiir, hikaye, roman ve tiyatro türünde 60'tan fazla basılmış eseri vardır. İlk hikayelerinde oldukça hassas, romantik, samimi, milliyetçi ve idealist olan Aka Gündüz, ömrünün sonuna kadar romantik, samimi ve milliyetçi kimliğinden ödün vermemiştir. Aka Gündüz, kalemiyle geçinen bir sanatçı olduğundan ve eserleri de geçim endişesiyle yazılmış olduğundan, eserleri estetik açıdan fazla bir değer taşımaz. Ama bu eserler, yazıldıkları dönemi oldukça canlı bir şekilde yansıtma yönüyle dikkat çeker. Balzac, Emile Zola, Anatole France, Byron, Musset, Maupassant, Moliere, Maxim Gorki, Tolstoy, Geyri, Schiller gibi yabancı sanatçılardan etkilenmiş olan yazar, Türk edebiyatından da Halit Ziya, Hüseyin Rahmi, Ahmet Mithat, Yakup Kadri gibi usta edebiyatçılarımızdan etkiler almıştır. İstiklal Savaşı'ndan sonra yazmış olduğu romanları ilgi ve takdirle karşılanır. Romanlarında ağırlıkla toplum sorunları, erdem ve ahlaksızlık üzerinde durur. Hikayelerinde savaş yıllarının kişiler üzerindeki etkilerini, özlem duygularını, Türklük şuur ve gururunu dile getirir. İlk hikayelerinde Türkçü ve idealisttir. Milli ve yerli konuları işler. Hatta yalnız çocuklara milliyetçilik ve kahramanlık duygularını aşılatmak için milli hikayeler yazar. Roman ve hikayelerinde konularını halk arasından alan sanatçı, genç kalemler grubundan olduğu için dili oldukça sadedir. Gözlemlerinde güçlüdür ve eserlerinde olaylara değil karakterlere önem verir. Kuvvetli karakterler çizer. Taşıdığı gözlem kuvvetiyle zamanla kuvvetli bir realizme ve realizmden de naturalizme kaymıştır. Edebiyatta daha çok romancılığıyla tanınmış olan Aka Gündüz'ün mizah, fıkra, makale, sohbet ve tiyatro türünde yazdığı eserleri de vardır. Eserlerinin önemli bir yönü de Atatürk ile iyileşmeye başlayan modern Türkiye'nin doğuşunu, sosyal değişimini edebiyata yansıtmasıdır. Başlıca romanları Bu Toprağın Kızları, Üvey Ana, Dikmen Yıldızı, Odun Kokusu, İki Sürgün Arasında, Tank Tango, Çapkın Kız, Ben Öldürmedim, Onların Romanı, Üç Kızın Hikayesi, Aysel, Çapraz Delikanlı, Aşkın Temizi, Zekeriya Sofrası, Gider Ayak, Mezar Kazıcılar, Yayla Kızı, Bebek, Bir Şoförün Gizli Defteri, Sansaros, Bir Kızın Masalı, Eğer Aşktır. Başlıca hikayeleri
Türk Kalbi, Türk'ün Kitabı, Kurbağacık, Hayattan Hikayeler, Demirel, Meçhul Asker, Gazi'nin Gizli Ordusu, Türk Duygusu. Başlıca çevreleri Bozgun. Başlıca oyunları Muhterem Katil, Yarım Türkler, Köy Muallimi, Beyaz Kahraman, Yarım Osman, Gazi Çocukları için, O Bir Devirdi, Mavi Yıldırım, Aşk ve İstibdattır.